Ben hemen kendileri sizi daha fazla bekletmeden davet etmek istiyorum. Nuri Bilge Ceylan ve Mehmet Er Yılmaz, lütfen buyurun. Böyle coşkulu, heyecanlı bir kalabalığı görmek gerçekten hoş. İnşallah film festivalinin bütün salonları da böyle dolar. Ve İzmir Film Festivali daha iyi, daha gelişmiş bir şekilde gelecek yıllarda taşınır. Bu arada aslında çok verimli sinema günleri adına, sinema sanatı adına verimli zamanlar yaşıyoruz. Malumunuz İstanbul Film Festivali yeni bitti. Zannediyorum aramızda Azize Tan da burada herhalde. Azize burada mısın? Gerçekten çok başarılı, müthiş bir şekilde ülkemizin gözde festivallerinden biri. Ben burada gerçekten bir kez daha İstanbul Film Festivali için bizlere yıllardır getirdiği sinema sanatına yaptığı katkılar için bir kez daha kendi adıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Azize Hanım'ın nezdinde de bir alkış istiyorum. Nuri Bilge Ceylan Masterclass'ına soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Bu anlamda öncelikle Bilge bir şey söylemek ister mi bilmiyorum. Bir giriş açısından. Soru cevapları da burada ışık aslında çok iyi değil ama bizim merkezi görmüyor. Öncelikli bir şekilde fazla ayrım yapmadan bayanlara öncelik vereceğim biraz. İstifa ayrımcılık. Başlayabiliriz. Bilge bir şey söylemek ister misin? Valla İstanbul'da da aynı şeyi söyledim. Aslında bu tip ortamlara geldiğim zaman bana her zaman şöyle bir duygu oluyor bende. Söyleyecek hiçbir şeyim yokmuş gibi geliyor. O yüzden belki soru cevap bir şeyleri tetikliyor. Yavaş yavaş bir şeyler, söyleyecek bir şeyler buluyorsunuz. Ben sinemayı bildiğini düşünen bir insan değilim. Aslında daha doğrusu bilmediği kısımlarından merak duyan bir insanım daha çok. O yüzden kendimi bir öğrenci gibi hissediyorum. Ama tabii bu yolda karşılaştığım bir takım deneyimlerimi paylaşabilirsem sevinirim. Gerçekten hani öğretecek bir şeyim var. Zaten kesin olan bir şey de yok bu işte. Yani çok durumlara göre değişen, herkesin kendi realitesine göre değişen bir şey var. Hiçbir arkadaşımla tam olarak ortak bir mesela sinema anlayışım yok. Hani bir filmde anlaşıyorsunuz, öbür filmde tam tersi düşünüyorsunuz. Belki de böyle olması daha iyi. Yani bu kadar tek bir ortak zeminde buluşulamaması belki de daha iyi. Daha bir tür bir karmaşık, bir zenginlik yaratıyor. Bir sonu olmamasına neden oluyor sinema sanatının ve sanatın tabii genelde. O yüzden böyle muğlak, belirsiz bir zeminde yürümesi belki de daha dişi, daha doğurgan bir şeydir. Bu bağlamda ben tabii kendi gördüğüm açıdan, kendi penceremden göründüğü gibi size yorumlayacağım her şey öyle olacaktır. Ama bir başkasının penceresinden ki tabii ki farklı görünebilir. Bunu böyle düşünmek lazım. Önemli olan hani sinema yapmak isteyenler için özellikle söylüyorum. Tabii seyirciler için de aynı. Herkes kendi deneyimleri, kendi geçmişi, kendi penceresinden göründüğü gibi ona inanarak, onu bulmaya çalışarak bu işi yapmaya çalışmalı. Kendisi için başat olanın sinemada henüz var olmadığını hissetmek benim için önemli bir motivasyon kaynağıydı mesela. Böyle düşünerek bakmak lazım. Benim cevaplarıma da bu masterclass'a da. Evet. Yani, hazır burada sinemayla ilgili bir kitleyi düşken, enformasyon adına iki tane küçük bilgi vermek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de sinema üzerine yazılan, yapılan yani yayınlanan kitap sayısı çok fazla değil. Bu anlamda da tesadüf tabii, belki de şans. Nuri Bilge Ceylan'la ilgili son bir haftada iki tane kitap, birisi dün çıktı. Üç maymun üzerine ciddi bir kalın bir kitap, Doğan kitaptan. Bir hafta önce de benim derlediğim, özellikle seçerek derlediğim
söyleşilerden oluşmuş bir kitap çıktı Norwood yayınlarından. Yani ilgilenenler için, burada Bilge Ceylan sinemasını yakından tanımak isteyenler için söyleşilerin şöyle bir özelliği var. Yani benim özel ilgilendiğim için sunuşunda yazdığından dolayı yaklaşık yüzlerce söyleşiden çok özellerini seçtim. Gerçekten soruların ne kadar önemli olduğunu ortada görebileceksiniz. Yani soru neredeyse yeni bir dünya açıyor ve her soru soran sorduğu soru düzeyinde de cevap alıyor bir anlamda. Yani bunu o kitapta da görebileceğiniz gibi burada da hani sorularınız mümkün olduğu kadar evet sizlere bağlı olacak söyleşinin gidişatı. Evet, ilk sözü kim almak ister? Sorusu olan arkadaş. Evet, tekrardan yeniden teşekkür ediyoruz. Thank you.